Herkese selamlar. Merhabalar. Bugün Türkiye'nin dağlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. 3 şekil oluşum şekli var. İlki ekranda görmüş olduğunuz üzere kıvrım dağları. Kırık dağlar ve volkanik dağlar olmak üzere 3 çeşit var. Arkadaşlar kıvrım dağlarının yerlerini az buçuk bilelim ama çok fazla var. da göreceksiniz. Çok fazla var. Belli başlarına değineceğiz. Önce kıvrım dağlarına Antikliner ve senkliner kavramı var arkadaşlar. Antikliner üst tarafta olacak. Dağ. Senkliner alt tarafta. Bunu söyleyelim. Yüksekte kalan kısmına dağ alçakta kalan kısmı ise dağ olu adı verilecek arkadaşlar. Şimdi burada bakalım. Yıldız dağları, yıldız masifi, ıstıranca dağları. Yıldız ıstıranca aynı şekilde. Burada ne var hocam? Kuru dağı var. Şimdi Batı Karadeniz'in dağları. Küre, Bolu, Köroğlu. Aslında Bodrum'un yanında Il 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 Ilgaz'da diyelim. Çünkü Ilgaz dağı soruldu arkadaşlar. Haritada yer verildi soruldu. 2022 lisans bir arkadaşlar ya da 2020. Ama soruldu. Canik Dağları, Orta Karadeniz. Doğu Karadeniz'deki dağları bilelim. Giresun, Zigana, Soğanlı, Rize, Kaçkar. Bunlar önemli. Çimen, Kop, Mescit yanlış ama Allah ekber. Bunları da bilelim arkadaşlar. Demek ki en fazla dağını tarafta derse sen bana hemen Doğu Karadeniz hattındaki e şu dağları söyleyebilirsin. Arkadaşlar burada Samanlı ve Sündüken var. Sorulacağını düşünmüyorum. Sultan Dağı soruldu. Bakın Sultan Dağı. Batı Toros, Orta Toros ve Doğu Toroslara baktığımız zaman Batı Toroslar Akdağ, Beydağ, Barladağ, Geyikdağ. Hemen bu Antalya'nın kuzeybatısına kılıyor hepsi. Adana tarafına doğru Bolkar, Akda, Tahtalı, Binboğa Dağları. Malatya, Masar, Sason ve Hakkari arkadaşlar bu. Bunlar kıvrımı Dağları oluşturacak. Tamam mı? Bak Kürebolu, Köroğlu. Yani Kabak gibi, KBK gibi. Küre, Bolu, Bolu, gazlar, Köroğlu. Tamam Yine bakın şu şuraları gördüğünüz zaman dağları görenleri az buçuk hatırlayalım. Tamam mı? Evet. Şimdi kırık dağlar arkadaşlar. Kırık dağlar ve volkanik dağlar bir aslında geriye kalan tüm dağlar kıvrım dağları olacak. Kırık dağlarda arkadaşlar kıvrımlarda antiklinal, senklinal demiştik. Kırık dağlarsa horst dağ var. Bir de ova var arkadaşlar. Horst graben. Horst graben şeklinde olacak. Bakın şu 1 2 3 4 5 6 ile taraflandırdığımız Ege Denizi kıyıları bir de 7'deki Amanos Nurda kırık dağları oluşacak arkadaşlar. Beraber yazalım. Kaz Dağı 1. Bir. 1 ile gösterdim yer. Kaz Dağı. 2. Madra. Kaz. Madra. Yunt. Boz. Aydın. Sizler de böyle harita çalışmaları yapabilirsiniz. Çok faydalı olacaktır. Menteşe. Bir de Amonus Nurda. Hatay'da evet. Tabi burada en mantıksız hangisi? bunu sorulması değil mi? Kırık dağlara. Çünkü hani Ege'yi zaten çok bari net bir şekilde bilirsiniz. Horse gravel sistemi arkadaşlar burada önemli. Mesela örneğin horseta dağ demiştik. Alçakta kalan yerleri de ova diyoruz. Zaten ovalardan bahsedeceğiz. Şimdi bu Kula, Karacadağ, Mekke, Hasan, Melendis değil mi? Yalnız söylemeyeyim ismini. Evet Karaca Karacadağ, Bakın hem İç Anadolu'da var hem de Güney Anadolu'da var. E, Nemrut, Süpan, Küçük Ağrı, Büyük Ağrı. Bunların hepsi volkanik dağlar arkadaşlar. Bakın Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da toplanmış. Şurada da iki tane var. Yer altındaki magmanın yer çıkmasıyla çıkıp soğumasıyla oluşan dağlardır. Türkiye'deki Türkiye'de aktif volkan var mıdır? Volkanik dağ yoktur arkadaşlar. En çok Doğu Anadolu'da göreceğiz. Sonra İç Anadolu'yu izleyecek arkadaşlar. Şimdi Uludağ var arkadaşlar. Uludağ'ın oluşumunda volkanizma etkili. Derinlik volkanizmasında batolit örnektir. Güneydoğu'da yer alan Karaca da kalkan şekli volkan dağın örnektir. Yani şöyle dedik de kalkan şeklindeki volkanik dağ örnektir arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Evet. Dağlar bu kadar hocam. Haydi hızlı bir tekrarımızı yapalım. Kıbrım dağlarda Yıldız Dağları, Koru Dağı hemen tekrar edelim. Sündüken Sultan da soruldu arkadaşlar. Zaten çıkmış soru bir sonraki videoda söyleyeceğiz. Batı Toroslar, Akdağ, Beydağ arkadaşlar. Başka orada çok da okuyamadım. Barla da Akdağ, Beydağ, Barla, Geyik Dağı önemlidir. Bolkar, Akdağ, Tahtalı, Binboğa bunlar önemli. Malatya, Mastar, Sason, Akkari. Çimen, Kop arkadaşlar. Mescid, Yalnızçam, Allah'a öper dağları. Giresun, Zigana, Soğan, Rize, Kaçkar Dağları yine önemli. Küre, Bolulgaz yani Köroğlu Dağları. Bunlar önemli arkadaşlar. Bir de Canık Dağları ortak Karadeniz'de. Tamam bunlar kıvrımlı dağ yapısı. Antiklinal, senklinal. Antiklinal, senklinal. Alçakta kalan yere senklinal diyoruz. Kırık Dağlar. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe, Amunos Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe. Kırık Dağlar'da Horst Dağı, Graben Ova. Zaten ovalarda bahsedeceğiz. Orada daha iyi göreceksiniz. Volkanik Dağlarımız, Doğu Anadolu'da en çok sonra İç Anadolu'da Kula ve Karaca Dağı var. Karaca Dağı, Kalkan konisi şeklindedir arkadaşlar. Bir de Uludağ var arkadaşlar. Bir üzerinde Bursa Uludağ. O da Batolit örneğidir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Kalkan şekli Volkan Karaca Dağı'da. Batolit Uludağ'da arkadaşlar. Kula Jeopark alanıdır Karaca Dağı, Arkadaşlar, Mek, e, Karaca Da, şurası Kara Da olacak. Niye oraya yanlış yazmışız? Kara Da, evet, şurası. Üç tane Karaca Da'yı buluyor. Kara Da, Karaca Da, iki tane Karaca Da. Hasan Da, Melendiz, Sercez. Bunlar önemli ve değerli olacak bizlerden. Anlaşıldı mı dağları? Yani siz volkanik ve kırıkları. Şöyle teorinin. Gerisine kıvrımda geç. Bu kadar basit. Tamam mıyız? Bir sonraki videomuzda dağlarla ilgili arkadaşlar çıkmış sorulara bakacağız. Şöyle bir dağlarla ilgili notum var mı ona bakıyorum. Evet dağlarla ilgili şöyle bir kısa notlarım var. Onlara da bir bakalım. Maden çeşitliğinde yer şekilleri, yer şekilleri değil volkanik artış jeolojik zaman önemli. Ülkemizde dış kuvvetler etkisi olmasına rağmen Penepiden görülmemiştir arkadaşlar. Çünkü genç oluşumluyuz. Buraya dikkat edelim. Hem jeoloji zamanları hem de dağları tekrar ediyoruz. O şekilde düşünebiliriz. Birinci jeolojik zamanın başlangıcında hangi deniz üzerindeydik? Tetis denizi. Önemli dipnot. Dediğim gibi sizler, sizler, için başka soru bankalarını tarıyoruz. Oradaki bilgileri de dinliyoruz tabii ki de. Daha çok dış Tortullaşma ve aşındırma ikinci jeolojik zaman hem de dinozorların oluştuğu. Orojeniz neticesinde oluşan dağlar kıvrım ve kırık dağlar arkadaşlar. Orojeniz etkisi oluşan. Volkanik dağlarsa volkanizma. Ülkemizde dağların büyük kısmı kıvrılmadır arkadaşlar. Bunun sebebi esnek tabaka ve genç oluşumlu bir ülke olmamız. Ülkemizde dağlar doğu batı yönlü uzanır. Ülkemiz uygulanan sıkıştırma kuzey güney yönlü olduğu için. Yani siz kuzeyden ve güneyden sıkıştırırsanız daha doğu batı yönlü uzar. Kazmadra, Edremit körfezi var. Madra Yunt Bakırçay, Yunt bold, Gediz, Boz Aydın, Küçük Menderes, Aydın, Menteşe. Büyük Menderes arkadaşlar. Bunlar da önemli. En yüksek dağımız Ağrı Ülkemizin en büyük Kaldera Gölü Nemrut üzerindedir arkadaşlar. Nemrut Dağı'nın üzerindedir. Ege bölgesindeki, özür dilerim şu Güneydoğu Anadolu bölgesinde Karaca Dağı Kalkan Volkanı'dır söylemiştik. Ege bölgesindeki Kula, Manisa Kula en geç volkanik dağımızdır. Jeopark alanıdır demiştik. Uludağ İçbüskülük volkanın örneğidir. Biz buna batolit diyecektik. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da bol bölgede volkanik dağ sıralarının e, böyle sıra şeklinde olmasının sebebi kırıklı yer kırıklı yer tabakalarından dolayı. Kırıklı yapıdan dolayı arkadaşlar. E, kırık dağlar o taraftan etkilemişti. Yağsızlık ve kuraksızlık nedeniyle etkili olan dış kuvvet rüzgarlardır. Tektonik anlamda genç bir arazi ders arkadaşlar masif aran alamayacağız. Yani şimdi masif bölgelere bahsettik ya. Heh, genç arazide masif olmaz. Yani yıldız yani biz ülkemiz genç oluşumlu bir ülke dedik ama bazı masif arazilerimiz var. Örneğin mesela Yıldız Masifi dediğim zaman sen burada teknolojik anlamda genç bir arazi olarak karşılamayacaksın bunu. Çünkü masifler birinci jeolojik zamanda. Yani yaşlıdırlar. Yıldız Dağları masif arazi olduğundan kırık yapı yoktur arkadaşlar. Türkiye yer şekilleri açısından dağlık ve engebelidir. Alp orijenizli kıvrımından oluşmuştur. Dağlar genel hatlarıyla da doğu batıya yönüne uzanır. Söylemiştik. Toroslar orijenizli oluşan kıvrımlı dağlardır. Bu Bey Dağları Antalya Körfezi'nin batısındadır diyelim arkadaşlar ve dağlarla ilgili, şehir zamanla ilgili özel bilgilerimize verdik. Çıkmış sorularda görüşmek üzere.